askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 24 Mart Çarşamba, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Haberlerimize geçmeden önce manşetlerimizi atacağız. AK Parti bugün 7. olağan büyük kurultayını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. kez genel başkan seçildi. Devlet Bahçeli de kendisini tebrik etti ve terör operasyonları sürüyor. Ayrıntılar için başlıyoruz. AK Parti 7. olağan büyük kongresini Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Salona gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan önce partilileri selamladı, ardından merakla beklenen konuşmasını yaptı. Milyarlarca dostumuzla tüm dünyayı temsil ediyorsunuz. AK Parti merakla beklenen 7. olağan büyük kongresini yaptı. Ankara Spor Salonu'ndaki kongreye katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondakileri 81 ilin tamamını sayarak selamladı. Dadaşım, ak alnına palan döken imrenir. Erzurum, hoş geldin. Ardından birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar yapılan icraatleri tek tek sıraladı. Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaparak başladı konuşmasına. Hedefimiz Türkiye'yi 2053 vizyonuna taşımak, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şahsım ve tüm partililerim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Hangi partiden olursa olsun Cumhur İttifakı'na destek olan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye'yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna inşallah Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız. Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmalar da vardı Cumhurbaşkanı'nın gündeminde. Bu dalgalanmalar Türkiye'nin gerçek potansiyelini ve yarınını yansıtmıyor, diye konuştu. Son birkaç gündür piyasalarda yaşanan dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini taşıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlikle yansıtmıyor. Kamu maliyesi ve finans sektöründeki göstergeler gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülkeye göre daha sağlam bir yapıya sahip olduğumuza işaret ediyor. Vatandaşlara da bir çağrı yaptı. Evlerinizdeki döviz ve altını finans araçlarına yatırın, dedi. Sadece kendilerini güvende hissetmek amacıyla evlerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarıma buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu vatandaşlarımdan milli servetimiz olan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Finans kuruluşları, özellikle de katılım finans şirketleri, bu altın ve dövizler için müşterilerine olan ve onları memnun edecek, getiri sağlayabilecek alternatifler sunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa hazırlıklarına da değindi. Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya özellikle tartışma yolunu açması hem kendi tarihimizin hem de gelişen ve değişen dünya şartlarının kaçınılmaz bir gereğidir. Peki biz nasıl bir anayasa istiyoruz? Bizim baktığımız yerden bu sorunun tek bir cevabı vardır. Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz. Buradan siyasi partiler başta olmak üzere yeni anayasa konusunda sorumluluk üstlenecek herkese çağrıda bulunuyorum. Gelin, ideolojik, zümrevi ve kişisel tüm bagajlarımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi bir kenara bırakarak Türkiye'yi en az bir asır boyunca taşıyacak lafza ve ruha sahip
yeni bir anayasaya kavuşturalım. AK Parti 7. olan Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. kez genel başkanlığa seçildi. Bir teşekkür konuşması yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı'nı arayarak tebrik etti. Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan toplamda 1428 oy alarak AK Parti Genel Başkanı seçilmiştir. AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 7. olağan büyük kongresinde genel başkanlık seçimi sonuçlandı. Büyük kongre seçim tutanağına göre kullanılan oy 1431, geçersiz oy 3, geçerli oy 1428. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7. kez AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi. Sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasından hemen sonra Cumhurbaşkanı bir teşekkür konuşması yaptı. Partimizin 7. olağan büyük kongresini hamdolsun başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha genel başkanlık görevine layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na, Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. AK Parti olarak yeni bir heyecanla, daha büyük bir aşkla 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. AK Parti Büyük Kongre gününe özel yine dillere dolanacak bir şarkı hazırladı. Şarkı hazırlanan kliple sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı. Sen ben yok hep birlikte Türkiye, Türkiye tek kalp olacağız biz milletçe. Büyük Kongre gününe dillere dolanacak şarkı damgasını vurdu. AK Parti Türkiye için güven ve istikrar sloganıyla gerçekleştirilen 7. olağan büyük kongreye özel bir klip hazırladı. Toplumun her kesimini kucaklaştıran klip partinin Twitter hesabından paylaşıldı. Umutla dolu yarınlarımız bir bir açılsın yollarımız. Hayaller bir, gönüller bir, gidiyoruz biz aynı gemide. Sen ben yok hep birlikte Türkiye, Türkiye tek kalp olacağız. Birlik ve beraberliğe dikkat çekilen şarkı kısa sürede binlerce beğeni aldı. AK Parti 7. olağan büyük kongresine özel bir klip de hazırlandı. Klipte iktidar döneminde yapılan icraatlere yer verildi.
AK Parti 7. olan Büyük Kongresi'ne özel klip hazırlandı. Klipte iktidar döneminde yapılan icraatlara yer verildi. 100 yılın işini 18 yıla sığdırdık denildi. Klipte Türkiye 2002'de nasıldı, 2020'de nasıl oldu karşılaştırması yapıldı. Video klip AK Parti'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Türkiye için güven ve istikrar etiketiyle paylaşılan videoda 100 yılın işini 18 yıla sığdırdık, daha çok işimiz var ifadeleri kullanıldı. Koronavirüs hasta tablosu açıklandı. 24 Mart itibariyle 221.738 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 30 bine yaklaştı artık. 29.762 olarak kayıtlara geçti. Hasta sayısı 1142 oldu. Bugün 146 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 17.761 kişi ise sağlığına kavuştu. Ağır hasta sayısı ise 1720 oldu diyelim. Devam edelim sıradaki haberimizde. NATO Dışişleri Bakanları Brüksel'de bir araya geldi. Toplantılar iki gündür devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı'na S-400'lerle ilgili bu iş bitti dediğini söyledi. Öncelikle Tony Blinken'la yaptığımız görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini söylemek isterim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Öncelikle Tony Blinken'le yaptığımız görüşmenin yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini söylemek isterim. Tüm konuları açık yüreklilikle konuştuk. Kendisinin de iki gün önce söylediği gibi Türkiye'nin önemine vurgu yaptıktan sonra bazı konularda görüş ayrılığı içinde olduğumuz sır değil. Gerek S-400, gerek ABD'nin PKK-PYD'ye verdiği destek, gerekse FETÖ'nün Amerika'daki mevcudiyetinin ilişkilerimizi olumsuz etkileyen unsurlar olduğunu biz de biliyoruz. Bu konudaki beklentilerimizi de tabii bugün Tony Blinken'a ve heyetine bir kere daha aktardık. ABD'li mevkidaşına S-400 konusunda bu iş bitti mesajını ilettiğini söyledi. Diğer taraftan S-400 konusunda neden alamadığımızı bir kere daha hatırlatarak şu anda Türkiye'nin S-400'ü aldığını, satın aldığını ve bu işin bittiğini de bir kere daha söyledik. Diğer taraftan geçmişte müttefiklerimizden başta hava savunma sistemi olmak üzere ihtiyaç duyduğumuz savunma sanayi ürünlerini alamadığımızı da hatırlatarak bundan sonraki süreçte başta ABD olmak üzere ihtiyaçlarımızı müttefiklerimizden de karşılamak için Türkiye'nin olumlu bir tutum içinde olduğunu hatırlatarak tüm bu görüş ayrılığı içinde olan konuları da arkadaşlarımızla beraber el almaya devam etmemiz gerektiği konusunda mutabıkız. Çavuşoğlu'nun gündeminde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de vardı. Evet, görüşmeler var ama biliyorsunuz yine göç mutabakatının içinde olmasına rağmen Türkiye ile üst düzey diyalog geçmişte askıya alındı ya da yavaşlatıldı. Artık zirvelerin de gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bunların tabii Avrupa Birliği kendi içinde nasıl karar verecek ona karar vermesi lazım. Ve beraberce bu müzakereleri yapıp hızlı adımlar atmamız lazım. Bunun için de bu diyaloğun artarak ve her düzeyde devam etmesinde fayda var. Temel Karamollaoğlu da tavrını ortaya koydu. Saadet Partisi olarak bu olaya sıcak bakmadıklarını söyledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin terör örgütü PKK ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle kapatılması için dava açmıştı. Siyasi partiler tavırlarını net bir şekilde ortaya koymaya başladı. CHP, İyi Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan partilerdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi lideri, Kandil'in siyasi uzantısı HDP hakkında açılan kapatma davası hakkında partisinin buna sert bir şekilde karşı çıktığını belirtti. Karamollaoğlu, HDP'nin kendilerinin yaşadıklarını yaşamamasını istediğini söyledi.
bu ülkede demokrasimize zarar veren, millet iradesini yok sayan tavrın son bulması şart. Sayın Erdoğan'ın ifadeleriyle. Biz bugün adaletin hakim olduğu, demokrasinin işlediği, millet iradesinin hüküm sürdüğü bir memleket istiyoruz. Başka bir şey değil. Milli görüş olarak en çok muzdarip olduğumuz meselelerin başında gelen parti kapatmaların nihayete ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'mize kimsenin 2021 yılında 1990'ların karanlık ruhunu yaşatmaya hakkı olmadığı kanaatindeyiz. AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine Erzurum'dan da 3 isim seçildi. Efkan Ala, Abdurrahim Fırat ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban yeniden AK Parti yönetim kadrosunda. AK Parti 7. olağan kongresini yaptı. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri yeniden şekillendi. Üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Üye listelerinde Erzurum'dan da 3 isim yer aldı. AK Partili Abdurrahim Fırat, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Bansa, MKYK üyeliğinden Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine getirildi. Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında Türkiye'de ilk olacak bir projeye imza atıldı. Projeyle Olimpiyat Millet Bahçesi içerisinde Çocuk Adalet Merkezi inşa edilecek. Suça sürüklenen çocukların adli süreçleri ve mağdur çocukların rehabilitasyonları artık Çocuk Adalet Merkezlerinde gerçekleşecek. Adalet Bakanlığı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk kez Erzurum'da kurulacak Çocuk Adalet Merkezi için işbirliği protokolü imzaladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Ankara Hakim Evi'nde düzenlenen imza törenine katıldı. Programda konuşan Bakan Gül, çok önemli bir uygulamanın Türkiye'de ve dünyada öncülüğünü yapmak için bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Sekmen ise projede emeği geçen Adalet Bakanı Gül'e ve bakanlığın tüm yetkililerine teşekkür ederek yatırımın kente, yargı camiasına hayırlı olmasını diledi. Çocuk Adalet Merkezi, Olimpiyat Parkı bahçesinde inşa edilecek ve 1664 metrekarelik bir alanı kapsayacak. İçerisinde 70 kişilik fuaye bulunan merkezde psikososyal destek odaları ve hizmet birimleri yer alacak. Çocukların üstün yararı gözetilecek. Çocuk hakkındaki adli iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alan tüm birimler bu merkezde olacak. Suça sürüklenen çocuklar hakkında çocuklara özgü koruma mekanizmaları daha etkin yürütülecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara özel sosyal destek uygulamalarından istifade edilecek. Olimpiyat Millet Bahçesi içerisindeki Çocuk Adalet Merkezi'nde parklar, bahçeler, oyun alanları yer alacak. Merkezde mağdur ve tanık çocuklar için birçok tedbir uygulanacak. Suça sürüklenen çocukların tekrar suçla temas etmemeleri için en uygun tedbirler belirlenerek uygulanacak. Eğitim tedbirleriyle çocukların okula devamları, sosyal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri sağlanacak. Meslek edindirme ile meslek sahibi olmalarına destek olunacak. Erzurum'da afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda AFAD yetkilileri kentteki tüm vatandaşları bilgilendirmek için çabalıyor. ...2021 yılı afet eğitim yılı ilan edildi. İçişleri Bakanlığı ve diğer 14 bakanlık bir protokol imzaladı. Afetlere hazır bir Türkiye için tüm yurtta eğitim programları düzenlendi. Bu kapsamda Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü de afet riskine karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
geçtiğimiz Ocak ayında İçişleri Bakanlığımız tarafından afetlere hazırlıklı bir Türkiye için toplumda önlem alma kültürünü oluşturmayı hedefleyen, bu dönüşümü gerçekleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmeleri için 2021 yılı afet eğitim yılı ilan edildi. Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi mottosuyla afetlere hazırlıklı bir Türkiye için gerekli eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Daha öncesinde okuldaki öğrencileri bilgilendiren AFAD ekipleri bu kez mahalle muhtarlarına afet anında yapılması gerekenleri anlattı. Biz de Erzurum'da bu bağlamda 450 bin kişiye tekabül eden bu insanımıza mutlaka ulaşacağız. Esnaf ulaşacağız, kamu kurumlarına ulaşacağız, muhtarlarımıza ulaşacağız, kooperatiflere ulaşacağız, öğrencilerimize ulaşacağız, il müftülüklerine, camilerimize gireceğiz, vaazlarda bahsedeceğiz. Yani dokunmadığımız hiçbir kesim kalmayacak. AFAD Erzurum Müdürü Selahattin Karsli, kentsel dönüşümün afet risklerini azaltma konusundaki önemine değindi. Kentsel dönüşüm olana kadar buna da hız verildi. Kentsel dönüşümün de tamamen bitene kadar ülkemizde, madem ki böyle bir deprem kuşağında yaşıyoruz, bununla beraber o zaman bilinçli olarak, farkındalık eğitimi alarak, vatandaşlarımıza vererek, bilinçlendirerek, bunu ne kadar minimize edersek bu kadar fayda olacağımızı düşünüyorum. Belirlemiş olduğu özellikle parklar ya da boş arsalar. Teknik direktör Mesut Bakkal'la yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurum Spor İsmail Kartal'la anlaşmaya vardı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor'da Mesut Bakkal'dan boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Kartal getirildi. Mavi Beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada kulüp başkanı Ömer Düzgün ile İsmail Kartal'ın İstanbul'da bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladıkları duyuruldu. Kartal'ın yardımcılıklarını ise Sercan Terzioğlu, Kemal Kurak, Haluk Kaplan, Cengiz Sirkan ve Kerem Güneş'in yapacağı belirtildi. Ayrıca Kartal'ın Antalya'ya geçerek takım kampına katılacağı aktarıldı. Daha önce Fenerbahçe, Eskişehir Spor, Gaziantep Spor, Ankara Gücü ve Rize Spor'u çalıştıran deneyimli teknik adam son olarak Konya Spor'da görev yaptı. Dadaşlar Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta sadece Rize Spor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan Mavi Beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı. Erzurum'da vaka sayıları alarm veriyor. 6-12 Mart tarihleri arasında 45,63'lük vaka oranı ile orta riskli, yani sarı kategoride yer alan Erzurum 72,40 vaka oranı ile turuncu kategoriye yükseldi. Yerinde karar dönemine geçilmesiyle kademeli normalleşme süreci başladı. Erzurum 45,63'lük vaka oranı ile orta riskli olarak sarı kategoride yer alıyordu. Ancak bu oran 100 bin kişide 72,40'a yükseldi. Erzurum'un haritadaki rengi yüksek riskli olan turuncuya döndü. Vaka sayılarında yaşanan artışla turuncu alarm veren Erzurum korkutuyor. Erzurum'da vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. 6-12 Mart tarihlerini kapsayan sürede 45,63 olan vaka sayısı 72,40'a yükseldi. Kapalı alanlara daha az girmeye çalışıyorum. Dokunduğum yerlere sürekli işte 5 dakikada bir el dezenfektanı. Hijyen olarak çok dikkat ediyorum. Yerine getiriyor musun sorumluluklarını? Valla ben şahsen yerine getiriyorum. Neler yapıyorsun mesela? İşte kalabalık ortamlarda uzak duruyoruz, maskemizi hep takıyoruz. Onlar koronavirüsten böyle korunurken yaşanan artışın kurallara yeterince uyulmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyor. Maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymadığı için bayağı büyük sayıda artış oldu. Bu üç kuralın çok büyük bir etkisi var gerçekten de. Ben görüyorum yani, bazı kişiler takmıyor, kapalı alanlarda takmıyorlar. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Büyüklerin dediğini dikkat etmiyorlar. Reisin dediğine dikkat etmiyorlar. Bunlar özgürlüğe alışmışlar. Özgür olalım diyorlar ya. Hı hı. Şakala sormuşlar ki bu tavuklar konusunda ne düşünüyorsun? Bunlar için ne istiyorsun? Ne düşünüyorsun? Şakal ne demiş biliyor musun? Demiş ki onlar için özgürlük istiyorum. Onlara özgürlük verin. Onları serbest bırakın. Niye?
onları rahat yerim, rahat toplarım. Tamam mı? Bu meselelere dikkat etmiyorlar. Ondan sonra da Mevla bunları veriyor. Onun için reisin dediğine dikkat edeceksiniz. Reis ne diyor? Doğrudur. Ona uyun, karışmayın. Bu kalkar, bu hastalık biter. Reis çıkıp ne diyor? Diyor ki bak ben kapatıyorum, bak ben ağzımı kapatıyorum. Sigara içmiyorum, kahveye gitmiyorum. Siz de böyle yapın. Örnek oluyor. Sebebi insanların yasaklara uymaması. Vaka sayılarında yeniden bir düşüş yaşanması için de salgın başından beri söylenen 3 kuralın önemine dikkat çekildi. Kesinlikle bu 3 kural, maske, mesafe, hijyen olması lazım. Yani bunlara uyulursa gelen etkinin düşeceğini öngörebiliyorum yani. Mesafe, temizlik, hijyenik olmak lazım. Dışarı çıkmamamız lazım oldukça. Bilhassa yaşlıların dışarı çıkmaması lazım. Bir de dikkat etmiyoruz fazla hepimiz yani. Hepimiz dikkat etmiyoruz. Sebebi dikkat edilmemesi mi? Doğru yani, öyle bakıyorsun kalabalığı, karşıya bir bakar mısınız? Yani hiçbirimiz sakınmıyoruz doğru düzgün. Allah kimsenin başına vermesin, hastalandığımız zaman anlıyoruz. Erzurum'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına Yılmaz ailesinin yaşadığı evin çatısını uçurdu. Duvarlarını yıktı. Aile şu anda yardım bekliyor. Erzurum'da etkili olan fırtına bir evin çatısını uçurdu. Duvarlarını yıktı. Olay Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi mahallesinde meydana geldi. Abdurrahman Gazi mahallesinde bulunan ve Sadık Yılmaz'a ait olan bu ev sabah saatlerinde çıkan şiddetli fırtına nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Fadime Yılmaz eşi ve 5 çocuğuyla evde uyurken büyük bir gürültüyle uyandılar. Şiddetli fırtına evin çatısını uçurmuş, duvarlarını yıkmıştı. 5.45'te oldu bu olay. Biz yataktaydık zaten, yatıyorduk çocuklarla birlikte. Sanki bomba patlar gibi. Kalktığımızda, eşimiz de kalktığımızda zaten ev gitmişti, çatı gitmişti. Dışarıya çıktığımızda arabamız da gitmişti. Çocukları çıkarttık, komşulara yolladık. Bu felakette neyse ki yaralanan olmadı. Fırtınanın şiddetiyle yıkılan duvar araç üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu. Sonra komşumuz dedi ki arabaya bakın falan. Biz arabaya gelip bakalım derken balkon öyle olduğunu gördük, kapıyı açar açmaz. Babam zaten şokla hemen dedik siz içeride kalın, çıkmayın. Çünkü bayağı bir rüzgar vardı o zaman da. Babam duvardan duvar yırtılmış, oradan çıktı. Geldi arabayı görünce, zaten arabayı gördükten sonra hepimiz daha dışarıda kaldık. İçeri de giremedik. Çocukları gönderdik komşuya aynı şekilde. Araba da gitti, ev de gitti, kaldık böyle. Talihsiz olayın ardından Fadime Yılmaz mağduriyetlerini dile getirdi. Gerçekten çok mağduruz. Eşim zaten çalışmıyor. Abimin arabasıyla zaten lavaş satıyordu. 5 tane kız çocuğu, 3 tane öğrencim var. Yani ben yardım bekliyorum. Mağdur olan aile yardım bekliyor. Gördüğünüz gibi evimiz de yıkıldı, arabamız da gitti. Yani çok mağduruz. Gördüğünüz gibi gidecek yerimiz de yok. Eşyalarımız kalmış, onlar da mahvolacak. Yani biz devletten yardım istiyoruz. Yani mümkünse erken olsun, geç olmasın. Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni bir asılsız iddia ortaya attı. Türkiye'nin Fransa'da yaklaşan seçimlere müdahale edebileceğini söyledi. Düzensiz göçmenler konusunda da dikkat çeken bir açıklaması vardı. Le 11 mars 2011, il y a 10 ans exactement. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kişi kendinden bilir işi tarzındaki açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Macron, Türkiye'nin yaklaşan Fransa seçimlerine müdahale edebileceğinden endişe duyduğunu söyledi. Fransa'da yaklaşan bölgesel seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron asılsız bir iddia ortaya attı. Paris'le Ankara arasındaki gergin ilişkiler hakkında yorumda bulunarak Türkiye'nin Fransa seçimlerine müdahale edebileceğini öne sürdü. Ülkesinde bir televizyon programına katılan Macron, Türkiye'nin yaklaşan seçimleri etkilemeye çalışacağından duyduğu endişeyi dile getirdi. Tehditler örtülü değil, bence bu nedenle oldukça net olmalıyız, dedi. Türkiye'nin yalnızca kamuoyunu hedeflediğini öne sürdü. Ankara'nın okullar, camiler ve diğer kurumlar aracılığıyla Türk diasporasının belirli bölümlerindeki etkisine atıfta bulundu. Bununla birlikte Macron, Türkiye ile diyaloğun hala gerekli olduğuna vurgu yaptı. NATO üyesi Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı, göç sorunu konusunda önemli bir müttefik olduğuna dikkat çekti.
Mülteci korkusunuysa şu sözlerle dile getirdi Macron. Bir gecede artık sizinle çalışamayız, müzakere yok derseniz kapıları açarlar ve Avrupa'ya gelen 3 milyon mülteciniz olur. Türkiye ile birlikte çalışmalıyız. Votre peuple nous a donné durant cette décennie. Türkiye'de terörle mücadele hız kesmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke sınırlarında teröristlere göz açtırmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeledeki son durumu değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin terör örgütleri karşısındaki mücadelesini değerlendirdi. Güvenlik, milletimize söz verdiğimiz şekilde önceliklerimizin daima hep en başında yer aldı. Askerlerimiz sınırlarımızda, emniyet teşkilatımız şehirlerimizde, jandarmamız kırsalda, sahil güvenliğimiz kıyılarımızda, istihbaratımız her yerde. Milletimizin huzuru için gece gündüz görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısıyla terör örgütlerinin ülke sınırları içerisinde eylem yapamaz hale geldiğini açıkladı. PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bester Derelerinde hamdolsun askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik güçlerimiz yaptıkları mücadeleyle, verdikleri o yiğit mücadeleyle bugüne kadar görmedikleri hesabı ödediler, ödüyorlar ve ödeyecekler. Öte yandan terör örgütü PKK'nın Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozma girişimi bir kez daha önlendi. Komandolar saldırı girişiminde bulunan 11 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada ise terör örgütü PKK-YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz ifadeleri kullanıldı. Bu operasyonla birlikte son 5 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46 oldu. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayların da yargılama süreci devam ediyor. Bu kapsamda polise mukavemette bulunan 23 kişinin 6 aydan 7 yıla kadar hapsi istendi. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasının ardından 2 Şubat'ta Kadıköy'de izinsiz gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler kısa sürede terör propagandasına dönüştü. Gösterilerde polise karşı koyan 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklu olarak yargılanıyordu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 23 sanık hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Kadıköy Kaymakamlığı'nın 2 Şubat tarihinden itibaren 7 gün süreyle ilçede açık alanlarda toplu etkinlikleri yasakladığı belirtildi. Aynı gün İskele Meydanı'nda toplanan 50 kişinin izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak istediği de iddianamede yer aldı. Gruba dağılmaları yönünde ihtarda bulunulduğu ancak grubun dağılmayarak slogan atarak yürümeye başladığı vurgulandı. Gösterilerde polis aracına zarar veren ve adeta terör propagandası yapan kişiler hakkında ayrı ayrı dava açıldı. Ancak sanıklar bu suçlamaları reddetti. 23 zanlının 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Yunanistan unsurları yılbaşından bu yana Türk karasularına 1975 sığınmacıyı geri itti. Bu sığınmacılar Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk ettiler. Yeni bir yaşam ümidiyle Avrupa'ya açıldılar. Düzensiz göçmenlerin geçişleri son dönemlerde Yunanistan'ın sergilediği sert tutum nedeniyle daha da zorlu hale geldi. Yunanistan acımasızca göçmenlere zulmederek Türkiye'ye itiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlere yardım eli uzatıyor.
Kurtarılan sığınmacılara yiyecek, giyecek ve battaniye sağlanırken tıbbi yardıma ihtiyacı olanlarsa hastanelere sevk ediliyor. 1 Ocak 2021'den bu yana deniz yoluyla yapılan göç sırasında 1975 sığınmacı kurtarıldı. Yasa dışı geçiş organize ettiği iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı. Son bir ayda ise geri itilen 468 sığınmacı kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin 183'ü İzmir, 102'si Çanakkale, 92'si Balıkesir, 36'sı Muğla'da karaya çıkarıldı. Edirne'de Meriç Nehri'ne geri itilen 55 sığınmacıya hudut birliklerince yardım edildi. Aynı dönemde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen ve denize çıkmadan güvenlik güçleri tarafından yakalanan sığınmacı sayısı 808 oldu. Operasyonlarda geçiş organize ettikleri iddia edilen 11 zanlı gözaltına alındı. Ve dijital paralar. Merkez Bankası dijital para çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacak. Dijital paralarda bir yasa oluşturulacak. Ekonomi reformları eylem planı takvimi hazırlandı. Buna göre Merkez Bankası'nın dijital para çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı ekonomi reformları eylem planı takviminde ilgili bakanlıklar ve kurumların yol haritası belli oldu. Eylem planı 10 başlıkta ana eylemden oluşuyor. Esnafa vergi muafiyeti, dijital para adımı, bireysel emeklilik sistemi. Ekonomi reform paketiyle sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme hedefleniyor. Hazırlanan eylem planına göre Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak. Konuyla ilgili bir kanun hazırlanacak. Eylemin bitiş tarihi ise 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Çin, Rusya, Kanada, İsviçre, Türkiye. Devletler kripto paralara yöneliyor. Dijital para birimlerinde her gün yeni rekorlar kırılıyor. Elektrikli araç üreticisi Tesla toplam 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamıştı. Haberden sonra Bitcoin %8'den fazla yükselişle 41 bin dolar civarına ulaştı. Hatta şirket bir sonraki aşamada araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak. Türkiye'de ve dünyada bu yatırım türüne ilgi artıyor. Merkez Bankası geçen yıl dijital para çalışmasını başlatacaklarını duyurmuştu. Proje için uzmanlar işe alınmıştı. Türkiye'de koronavirüste mücadele kapsamında başlayan aşılama süreci devam ederken koronavirüs tedavisinde kullanılacak ilaç içinde beklenen haber geldi. İlacın klinik testlerine başlandı. Koronavirüse karşı onay alan ilk aşının üreticisi Pfizer'dan heyecan veren haber geldi. Şirket, COVID-19 hastalarına oral yolla verilebilecek bir ilaç geliştirmek için ABD'de erken aşama klinik denemelerine başlandığını açıkladı. Şirket ilk laboratuvar çalışmalarında ilacın başarılı etkiler gösterdiğini belirtti. İlacın COVID-19 virüsünün hücrelerde çoğalmasını engellemesi bekleniyor. Ayrıca koronavirüs tedavisinde kullanılacak bu ilaç farklı viral hastalıkların tedavisinde de kullanılabilecek. Pfizer ayrıca erken ve evde koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılabilecek bir başka ilaç üzerinde çalışıldığını da bildirdi. Firma yöneticileri bu ilacın hastaların hastaneye kaldırılmasına gerek kalmadan enfeksiyonun ilk belirtisinde reçete edilebileceğini söyledi. Pfizer, Küresel Araştırma Geliştirme ve Medikal Başkanı tarafından yapılan açıklamada, COVID-19 salgınıyla mücadele için hem aşı yoluyla önleme hem de virüs kapanlar için hedefe yönelik tedavi gerekli. Pandeminin hem şimdi hem de ötesinde tedavi seçeneklerine erişimin kritik olacağı görülüyor ifadeleri kullanıldı. Sağlık uzmanları ise pandemiyi tamamen sona erdirmek için sadece aşıların değil, bir dizi tedavinin olması gerektiğini söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı liselerde yüz yüze yapılacak sınavların tarihlerinde erteleme yapıldığını açıkladı. 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs'a ertelendi. Salgın nedeniyle karnelerini alamayan lise öğrencileri geçtiğimiz haftalarda birinci dönem sınavlarını olmuştu. Yapılamayan sınavlarsa 29 Mart Pazartesi gününden itibaren yapılacaktı.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı bu sınavların ertelendiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sınavların 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacağı açıklandı. Bu erteleme kararı sadece 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin sınavları planlandığı gibi devam edecek. 16 Nisan Cuma gününde ise tüm lise son sınıf öğrencilerinin sınavları tamamlanacak. Bir inşaat işçisi bir binanın dış cephesinde kurulan iskele üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan ölümle adeta dans etti. Çıktığı iskelede ölüme adeta meydan okudu. Sosyal medyada son zamanlarda Michael Jackson'ın bir şarkısı akım oldu. Birçok kullanıcı o şarkı eşliğinde yaptıkları akımı takipçileriyle paylaşıyor. Ancak bir inşaat işçisinin paylaşımı yürekleri ağza getirdi. Bir binanın dış cephesinde kurulan iskele üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan ölümle adeta dans etti. Ayaklarını demire koydu, daha sonra ellerini bıraktı. Metrelerce yükseklikte baş aşağı duran işçinin sosyal medyada tıklanma uğruna yaptığı ölümle dansını arkadaşı kayıt altına aldı. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haber ihbaratımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.